Hazır mısın? Hazırım. Ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Evcil hayvanlar alınmıyor bu otoparklara. Şimdi içeri girerken zaten zorluk çıkartıyorlar bize. Yani içeride normal sokak köpekleri bulunmasına rağmen biz kendi köpeğimizle içeri giremiyoruz. Bundan da şikayetçiyiz. Yani neden giremediğimizi de söylemiyorlar. Çünkü başka köpekler de içeride. Yani sonuçta bunlar sahipli köpek ve bizim sorumluluğumuzda. Biz girmek istiyoruz içeri. İki de gezemiyoruz yani. Şey yapmıyorlar. İzin vermiyorlar böyle bir şeye. Ya belediyede isteğimiz sahipli köpeklerin orada gezebilmesi. Sonuçta bir park alanı. Ya bu park dahil, Sazova dahil oraya da almıyorlar. Biz buralara giriş yapmak istiyoruz kendi köpeklerimize. Gezmek istiyoruz orada. Sonuçta sorumlulukları bize ait olan köpekler. Böyle yaparlarsa çok seviniriz. Türkiye'nin en büyük parklarından bir tanesi Sazova'da, bir tanesi burada gördüğünüz gibi Kent Park'ta. Şimdi sokak hayvanları yerlere tükürmediği için veya evcil hayvanlar çekirdek kabuğu atmadığı için sanırım ondan dolayı alınmıyorlar. Ben böyle düşünüyorum. İronik bir şekilde cevaplamak isterim. Oysa ki şehirde doğada taşlaşmış her yer, yollar, şeyde hayvanlar kresleşmişlenmiş durumda. Evlerinde evcil hayvan besleyen insanlar için gezdirebileceği yürüyüş alanları çok kısıtlı. Parklarımız oldukça büyük parklar var ama bunu siz layıkıyla bir evcil hayvanınızla eğer giremiyorsanız bence hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Buradan herkese aynen ilan ediyorum. Yılmaz Büyükerşen o eski bildiğiniz, sizin tanıdığınız Yılmaz Büyükerşen değil. Evet, çok güzel parklar kazandırdı. Ama parklara köpekleri sokamıyoruz. Parklar yaptırdı. Parklar gece açık meyhanelere döndü. Sabahları ben köpekleri dolaştırırken birçok parka giremiyoruz. Birçok parka yasak hemşerim diyen seslerle irkiliyoruz. Ve her yerde cam kırıkları, bira şişeleri ve akşamdan kalan o sarhoşların pislikleriyle dolu. Maalesef Büyükerşen bu konuda sınıfta kaldı. Ve ben buradan kendisine de eski bir öğrencisi olarak uyarıda bulunuyorum. Bakın Sayın Büyükerşen, bu şehri kaybediyorsunuz. Kız.